Osmanlı Devleti döneminde 1887 yılında Vali Giritli Sırrı Paşa tarafından kurulan Trabzon Lisesi, mezunlarının düzenlediği bir dizi etkinlikte bugün 130. yaşını kutladı. Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Ortahisar ilçesinde Meydan Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konularak buradan Trabzon Lisesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirildi. Okula kadar gerçekleşen yürüyüşün ardından Trabzon Lisesi konferans salonunda program düzenlendi. Ve diğer yöneticilerimiz. Programda söz alan Trabzon Lisesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Kenan Atalay, Trabzon Lisesi'nin 130 yılda sadece Trabzon için değil, Türkiye için de çok önemli siyaset, sanat ve spor adamı yetiştirdiğini hatırlattı. 130 yıllık tarihinde sadece ilimiz için değil, ülkemiz için de çok değerli ilim, siyaset, sanat ve spor adamı yetiştirip mezun eden lisemizin bundan sonraki yıllarda da aynı misyon ve vizyon ile eğitim öğretim hayatına devam etmesi en büyük dileğimizdir. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Trabzon Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem İmamoğlu ise Trabzon Lisesi 100. yıl mezunu olduğunu belirtti. Bu lisede mezun olmuş baba oğuluz biz. Babamla beraber buraya geldim. Benim için tabii gurur verici.